Gitme. Ne olursun gitme. Kore'ye gitme Kemal. Beni buraya bağlayan bir şey kalmadı ki Gül. Hiç mi bir şey kalmadı sahi? Evliliğim, işim, itibarım, her şeyimi kaybettim. Burada kalmam için bir sebep yok. Ben varım. Seninle benim ne alakamız var ki? Yani burada kalsam ne değişecek ki? Biz istersek her şey değişir Kemal. Değişmez mi? Biliyor musun? Eski Güllü gibi konuştu. Sanki her şey o kadar kolaymış gibi. Elbet kolay değil ama. Ama... Ankara yolcuları kalmasın. Eski günleri unutmayı çok istedim Kemal. Çok çabaladım. Ama olmadı. Nefret ettim senden. Halide ile evlenmeni kaldıramadım. Hakkım olmasa da kaldıramadım işte. Ben gözümü ilk seninle açtım. İlk sana sevdalandım. Sen beni terk ettiğinde dünyalar başıma yıkılmıştı. Kalp yarısı kapanmazmış meğer. Sevda öyle uçup gitmezmiş. Kalırmış hep bir yerlerde. Ben seni hala seviyorum Kemal. Gitmeyeceksin değil mi? Sana her şeyi bırak desem. Çiftliği, fabrikayı, Serap Hanım olmayı bırak desem. Bana eski Güllü olarak dön desem. Buradan gidelim. Herkesi, her şeyi unutalım desem. Yapamam ki. Kemal. Ben burayı bırakamam. Eski Güllü olsa bir an bile tereddüt etmezdi. Sen eski Güllü olamazsın. Sahip olduğun şeyleri bırakamazsın. Çiftliğin hanımı olmaktan vazgeçemezsin. Dönüp tekrar fabrikadaki işçi Güllü olamazsın. Ben eski Kemal olamam. Halide ile hiç evlenmemiş gibi davranamam. Sen Serap Hanım olmaktan vazgeçemezsin. Ben de Serap'ın yanında duramam. Artık bizim için çok geç. Oh, my God.
Efendim? Günaydın Halideciğim. Neriman. Vardın mı İstanbul'a? Nasılsın? Vardım şekerim. Beni merak etme diye aradım. Asıl sen nasılsın? Sesin yorgun geliyor. Neriman, bütün gece olup bitenleri düşündüm ben. Çok büyük bir hata yaptım. Kemal bana kızmakta haklı. Ağza alınmayacak laflar ettim. Çok haksızlık ettim ona. Neriman. Ben Kemal'i çok seviyorum. O halde git konuş Halideciğim. Eminim o da pişmandır. Ama gururuna yediremiyordur. Bari sen gurur meselesi yapma. Git özür dile. Hiçbir şey için çok geç değil. Yolculuk ne tarafa? Ankara'ya. Bahale, ben de Ankara'ya gidiyorum. Oğlum asker, Kore'ye gidecek. Gitme de onu göreceğim kısmetse. Sen ne için gidiyorsun kurban? Ben de Kore'ye gideceğim. Ankara'ya gönüllü yazılmaya gidiyorum. Halide, aramızda geçenlerden sonra karşına çıkmak, ikimizi de daha fazla utandırmak istemedim. Keşke en başından bu evliliğin bir hata olacağını görebilseydik. Bu kadar mutsuz olma ikimiz de hak etmedik. Ama nehrin akışını tersine döndürmek mümkün değil. Sana o tokadı attığım için umarım bir gün beni affedersin. Geçmişte kalan İyi kötü tüm yaşadıklarımız için hakkını helal et Halide. Muhtemelen bu mektubu bulduğunda ben çoktan Ankara'ya varmış olurum. Kore'ye gönderilecek birliğe katılmak için başvuracağım. Sana bu şekilde veda ettiğim için beni affet. Ama başka türlüsü gelmedi elimden. Yeni hayatında mutlu olmanı tüm kalbimle diliyorum. Elveda. Kemal. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? İstasyona gittim. Gitme dedim. Onu hala sevdiğimi söyledim. O ne dedi? Sarıldı bana. Bak ben dememiş miydim kız? Kemal'in gönlü hala sende. Sizinkisi kara sevda dememiş miydim? Yine de gitti öyle mi? Bana her şeyi bırakır mısın diye sordu. Çiftliği, fabrikayı. Eski güllü gibi bana gel dedi. Sen ne dedin? Ne diyeyim Pakize? Ben her şeyi nasıl bırakırım? Çiftlik, fabrika, hepsi bir gün oğluma kalacak. Oğlumun istikbalini bir kalemle nasıl silerim? Kemal'e gitmek büyük aptallıkmış. Ah be Güllü. Kemal ne yapsın? Kolay mı hiç? Koskoca çiftliğe hanım oldun. Sen zengin, o fakir. İnsanın gözü korkmaz mı hiç? Bizi fakirlik ayırmadı mı Pakize? Babam beni 3 kuruşa satmadı mı? Kemal başlık parasını bulsaydı beni almayacak mıydı? Fakirlik iyi bir şey mi Pakize? Yok Pakize. Kemal'e gitmekle hata ettim. Hem gittim de ne oldu sanki?
Ne oldu olur mu hiç kız? En azından artık eminsin. Neyden? Kemal'in seni sevdiğinden. Mühim olan da bu değil miydi? Zehra. Heh. Hoş gelmişsin. Her taraf tertemiz olmuş. Zahmet etmişsin. Eline sağlık. Yemek de yaptım. Geç otur, sıcak sıcak yersin. Tıraş mı oldun sen? Ha, he ya. Ne bileyim, kendime bir çekit düzen vereyim dedim. Yakışmış mı? İyi etmişsin. Cemşir. Hamza nasıl? Mahpusta başına büyük bir bela geldi ama yetiştim, kurtardım oğlumuzu. Ne belası? Ne oldu ki? Dedim ya, geçti gitti işte. Elçi Cemşir ölmedi. Hala elinden bir şeyler geliyor Allah'a şükür. Benim de burnumda tütüyor. Ama gülmeye gidemem ki. Güllü duysa öldürür. Haksız da değil yani. Torunum nasıl? Her gün büyüyor. Gülsen pehlivan gibi oldu. Maşallah, kurban olur bana. Hadi ben gideyim artık. Zehra. Gitme, kal. Ne bileyim, beraber girik ha? Olmaz ki. Zehra. Hı. Sana çok özledim. Vallahi çok özledim. Hiç olmazsa bir gece kal ha. Yok, behlerler. Kalamam. Ne biçim iş lan bu? Ha? Sen benim karım değil misin? Ne biçim bu iş? Bıktım, yeter. Bana bak. Hangi er bu kadar zaman avratsız kalabilir ki ben? Ha? Zehra. Bana bak. Sen başka avrattan koyuna mı gideyim istiyorsun? Yok. O ne biçim söz öyle? Başka gece geldiğimde kalırım, Güllü'ye sorup kalırım. Olmaz mı? Kocanın koynuna girmek için kızından mı izin alacaksın? Yok, ondan değil. Bebeği bırakamam da ondan. Ya kendi bebesi değil mi? Ortalıklarda dolaşıp duracağına kızın dizine baksın bebesine. Bak söz, başka gece kalacağım. Hem Cemşir. Ha. Hadi ben gideyim artık, ha? Hadi. Sen kal sağlıcakla. Bir dahaki gelişimde kalacağım. Sus. Benim çıktı vallahi. Yatakları değişirken. Vay anam vay. Lan şuramdan bir şey koptu sanki. Sen de çok ağır yükün altına giriyorsun be Hacer. Ya bırak, bırak birazcık da başkaları çalışsın canım. Ya zaten iş güç dediğin nedir ki? Senden daha mı değerli? Değil mi? Bak. Ben diyorum ki, seni ben biraz Ceyhan'a, dayıngillerin yanına göndereyim. Hem orada istirahat edersin, hem hasret giderirsin. Ha? Ne diyorsun? Hem sonra zaten burada biraz havalar serinledi. Harman zamanı burada iş güç de çok oluyor. Sen burada dinlenemezsin. Ben seni birkaç aylığına oraya göndereyim. Sen orada hem dinlenirsin, hem hasret giderirsin,
hem koşar zıplarsın, değil mi? Ne dersin? Bağa baksana Reşit Efendi. Ha. Sen ne demek istiyorsun? Beni başından mı atıyorsun ha? Aa, hiç öyle şey olur mu ya? Oh, senin için fesat be. Ben sen rahat et, dinlen diye söyledim. Yoksa her erkek avradı yanında olsun ister. Sen beni hiç merak etme. Bir yere gitmiyorum ben. Az dinlenirim geçer. Daha kocamadım ben. Madem kocamadın, kalk işini yap o zaman. Hadi. Allah Allah. Ne yapayım, gitmiyor. Günaydın canım. Dün Paşazade ile karşılaştım. Askerler için yapılacak törene bizim de katılmamız. Yeter artık Seher. Sıkıldım bu oyundan. Oyun mu? Neyi kastettiğini anlamadım. Bu cicili bicili evcilik oyunundan bahsediyorum Seher. Ne demek şimdi bu? Bak Seher. Denedik olmuyor. Boşanmak istiyorum. Serap'la ilgisi var mı bu isteğinin? Saçmalıyorsun. Nereden çıktı o zaman şimdi bu? Böyle durup dururken? Durup dururken. Seher. Dün gelen o zarf neydi? Sen beni salak mı zannediyorsun? Sende bir tuhaflık var. Adana'ya geldiğinden beri bir şey var sende. Cevap ver Orhan. Adana'ya neden geldin? Orhan! Bütün bunların manası ne? Bu saçma sapan avukatlık hevesi. Partiden ayrılıp Adana'ya gelmen. Şimdi de bu boşanma isteği. Ben seni avucumun içi gibi bilirim. Sen benden bir şey saklıyorsun. Senden ayrılacağıma inanmadığın için böyle bahaneler sıralıyorsun. Bak Seher. Bir an önce pılını pırtını topla ve Adana'yı terk et. Daha fazla çirkinleşmeyelim, olur mu? Senden asla boşanmayacağım. Bunu sok kafana. Yemin ediyorum çok güzel oldu ha. Yemin ediyorum var ya, pürü pak olmuş ha. Bir eksik yok değil mi? Yok yok, her şey tamam, hiç merak etme. Kabak da uyandı mıydı, biz mezeleri yapmaya başlarız. Akşama her şey hazır sayılır. İnşallah, inşallah. Ay Ramazan, ha. Ben akşama ne giysem? Acaba Madam Emma'dan aldığımız elbiseyi mi giysem? Ha? Akşama ne giysem ne demek Pakizem ya? Senin meğerde ne işin var kurban olduğum elin ay yaşlarının içki içen heriflerinin yanında ya? Ama Ramazan ben... Kurban olduğum, ne olur beni yorma. Bak bir sürü şey aklıma gelip gelip gidiyor, eksik var, bir sürü şeyle uğraşıyorum. Ne olursun kuzum benim ya, ne olur. Bak etler daha hazırlanacak ha. Hafız Efendi. Tamam. Yatıyorsun ya. Böyle adam mı uyandırılır erenler? Ya kardeşim bak delleneceğim. Zaten bir sürü işimiz var, gücümüz var. Etler hazırlanacak, onlar terbiyelenecek. Ya akşamleyin insanlar buraya aç gelecek. Bak kurban olayım ya. Bak unutma. Senin bundan sonraki dükkandaki ismin Osman, tamam mı? Tenekede Hafız, burada Osman. Tenekede Hafız. Unutma tamam mı? Osman. Osman kim? Ramazan? Osman'mış. He? Hem de... Ya... Madem bana yeni bir ad verilecek, o zaman ben gönlüme göre bir ad bulayım. Yavuz. Nasıl ama? Bu mu yani? Ne? Adın. Beğenemedin mi? Ramazan daha mı iyi? Ramazan. Ya hadi kalk kurban olayım, konuşayım ya. Kalk, kalk, kalk ya. Ya kurban olayım, senin aşağıya buradaki heriflerin içinde ne işin var ya?
Serap Hanım gelmedi mi hala? Henüz gelmedi efendim. Hanimiş benim oğlum. Hadi bakalım git anne. Kızım, şey diyeceğim ben. Baban hastaymış. Gidip bir bahem diyorum ben ona bu gece ha? Nesine bakacaksın onun? Bir şey olmaz odamıza. Öyle deme kızım. Ne de olsa kocam. Ya günlerdir kendinde değilmiş. Ya gidip bir çorba yapayım diyorum ha? Sen bilirsin. Sağ olasın kızım. Muzaffer Bey'in kardeşi bu. Mirastan oldu ama gene fabrikaya ortak oldu. Neriman Hanım giderken tüm fabrikayı buna bırakmış. Peki makineler ne durumda? Açıkçası bazı makineler oldukça eskimiş. Fazla su verildiğinde pamuğun rengini bozuyor. Bu tip eski makinelerde bu sorunu çözemiyoruz. Valfler koyarak su miktarını denetleyemez miyiz? İstersen gerekli değişikliklerin maliyetini açıklayan bir rapor hazırlatabilirim. Makineleri elden geçirmek pahalıya mal olacaksa yenisini alalım o zaman. Sen bu konuda bana bir rapor hazırla. Önümüzü daha rahat görmüş oluruz. Ben zaten Serap Hanım'a sunmak için bir rapor hazırlamıştım. Ama kendisi pek alakadar olmamıştı. Senin bu işlerden anladığın çok belli Halide. Bugünden sonra işlerle daha fazla alakaları olacağım senin. Benden habersiz kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Anlıyorum. Kemal'in gittiğini biliyor muydun? Biliyordum. Nereden öğrendin? Bunun ne önemi var? Benim için var. Kemal'in gideceğini nasıl öğrendin? Kendisi söyledi. Benimle vedalaşmaya geldi. Gideceğini söyledi. Cevabını aldın işte. Yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum? Evet, yalan söylüyorsun. Kemal bana veda etmeden sana gelmiş olamaz. Halide, yeter. Bıktım ben senin bu hakaretlerinden. İster inan, ister inanma. Kocamla aranızda neler geçtiğini öğrenmek istiyorum sana. Sana niye veda ettiğini bilmek istiyorum. Kemal Kore'ye gidiyor. Artık beni suçlamaktan vazgeç. Orhan Bey senden bahsetti. Demek gönüllü olarak Kore'ye gitmek istiyorsun. Evet komutanım. Askerliğimi yapalı çok oldu. Lakin eğer mümkünse Kore'de çarpışmak için silah altına alınmak istiyorum. Askerliğin sırasında göstermiş olduğun başarılar hakkında malumatım var. Senin gibi yiğit delikanlılara ihtiyacımız olabilir. Ancak şimdilik sivillerden gönüllü almak gibi bir durum mevzu bahis değil. Bir yol olamaz mı komutanım? Buyurun Serap Hanım, beni çağırtmışsınız. Bir şey mi oldu? Biraz sinirli görünüyorsunuz. Pamuk fiyatları ile ilgili dosyayı getirmeni istiyorum. Sadece Adana değil, Aydın ve Denizli'nin bilgileri de olsun. Sebebini öğrenebilir miyim? Sen dediğimi yap. Thank you.
Serap Hanım. Buyurun. Dosyaları inceleriz mi diye merak ettim. Ayrıca geçerken de bir uğrayayım dedim. İyi ettiniz. Ama benim henüz fırsatım olmadı Orhan Bey. Buyurun. Geçen haftanın taban fiyatları ön sayfada. Serap Hanım, merakımı mazur görün ama fiyatları incelemeye neden lüzum gördünüz anlayamadım. Dışarıdan pamuk almamız gerekebilir. Neden? Mahsullerin üçte biri hastalıklı. Geri kalan da ancak ikinci kalite sayılır. Ama efendim, bu bütün maliyet planlarımızı alt üst edecektir. Dışarıdan alınacak pamuk bütün maliyeti arttırır. Ne teklif ediyorsunuz peki? Ben sadece durumu açıkladım. Fabrika bunu tolere edemez. Neden kendi pamuğunuzu işlemekten imtina ediyorsunuz? Düşük kaliteli pamuğu sürekli müşterimize nasıl veririz? Ya düşük kalitedeki pamuğu satacaksınız ya da zarar edeceksiniz. Kötü de olsa çiftliğin pamuğunu işleyin diyorsunuz yani. Bence de en doğru karar bu. Siz müşterileri düşünmeyin. Ben bu yıl için firmalarla konuşup ayrıcalık yapmalarını sağlayabilirim. Ayrıca ikinci kalite ürünleri başka firmalara satmanız da mümkün. Peki, öyle olsun. Fabrikanın diğer ortağını haberdar etmeden böyle bir karar vermeniz ne kadar uygun Serap Hanım? Halide Hanım'ın bütün bu olanlardan haberdar olması gerekmiyor. Anlaşıldı mı Selim? Pekala. Yeni toprak alma meselesini düşünmenizi tavsiye ederim. Uzun vadede zararınızı ancak bu şekilde telafi edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.